silahını indir. Seni öldürmek istesem öldürürdüm. Abi beni zorlama, silahını indir. Ama devlet için çalışanları öldürmem. Abi. Sen de abini öldüremezsin. İndir silahını. Burayı nereden biliyorsun? Beni takip mi ettirdin? Aslan Bey seni beni korumak için gönderdi, biliyorum. Abi aklımı bulandırma. İndir silahını. Abdülay beni sinirlendirme. Seni öldürmek istesem öldürürdüm. Benim ölüm ölüm umurumda değil. İyi ya benim de değil. Başka işimiz var. Gerçek adın ne? Bunu öldürmeyeceğim adama söylememeye yeminim var. Öldür o zaman Abdülay. Yeminini ettiren öldü. Neden öldürdün? Ben mi öldürmüşüm? O zaman ne duruyorsun? Sık! Kural 1. Karar verdin mi uygulayacaksın. Kural 2. Uygularken tereddüt etmeyeceksin. Kural 3. Tereddüt ettiğinde kaybedersin. Kural 4. Kaybedenlerin kaydı düşülür. Sık Abdülay! Kural yok, kayıt yok. Buraya niye geldin? Senden daha değerli bir şeyi bırakmış mı ona bakmaya geldim. Sen kimsin? Bir bilsen. En son ben öğrendim. Senden bile sonra. Amca öldü, baba yaşıyor. Devlet baba, neredesin? Aslan Akbey'i kim öldürdü? Araştırıyoruz efendim. Netice? Üstlenen örgütler var. Ama henüz bizleri tatmin eden bir neticeye ulaşamadık efendim. Kamuyu aydınlat demedim. Beni aydınlat. Efendim, Aslan Bey'i siz de tanıyordunuz. Hiçbir şeyini birimimizle paylaşmadığı için zaman zaman ters düştüğümüze de vakıfsınız. Kendini kurumunun ve kurumların üstüne gören bir kişiyi kimin öldürdüğünü bu kadar kısa sürede nasıl öğrenebilirim? İstihbarat hadise cereyan ettikten sonra öğrenmek değildir. Sorunuzun muhatabı emniyet. Biz değiliz efendim. Ben soru sormam. Hesap sorarım. Aslan Akbey'in hesabını bizden niye soruyorsunuz? KGT'den sorun. Onun da sırası gelecek. Önce içimizdeki meseleleri bir çözelim. Mesele çıkaran öldü Doğu Bey. Aslanım, net ol. Siz mi öldürdünüz? Hayır. Artık olağanüstü hal içindeyiz beyler. Bir kriz söz konusu. Bugünlere gelmemizi sağlayan güç, krizleri lehimize çevirme gücümüzdür. Karşımızda kimler var? Devlet, Ruslar, daha fazla büyümemizi istemeyecek Amerikalılar. Cepheyi genişlettik beyler. Küçülmeyi mi düşünüyorsunuz? Hayır. Küçültmelerini engelleyeceğiz. Önce içimizdeki birliği sağlayacağız, sonra gücümüze güç katacağız. O yüzden Ziya ile Hüsrev'in tam bir inançla tekrar aramızda olması lazım. Ya eksilenler? Değer olarak eksilen yok. Ama boşluğu doldurulması gerekenler var. İki kişi var konseyde görmek istediğim. Birincisi Nedim Malik, ikincisi Tuncay Kantarcı. Bunlar zaten bizim içimizde. Bizden olan insanlar. İsmet Paşa, İstanbul dururken Ankara'yı neden başkent yaptınız sorusunu soranlara, senden yana olanlara bir şey vermezsen neden senden yana olsunlar demiş. Tuncay'la İplikçi'nin Ruslarla işbirliğine gitmeyeceğini garanti edebilir misin? İkisi de parayı sever. Ruslar Ivanov'un intikamını almak isteyecektir. Kimden? Bizden. Kantarcı ile İplikçi'nin esas açığımızı kapatacağını düşünmüyorum.
Dönüp dolaşıp yine testereye geliyoruz. Sen geliyorsun Kılıç. Ben orayı bugün geçtim. Madem Polat Alemdar'ı konumlandırmayı düşünüyorsun, neden konseyini almıyorsun? Bana maşa lazım. Ateş değil. Düşünecek bir şey yok. Açalım zarfı. Düşünmeyeceksek atalım aklımızı. Değil mi evladım? Ömer baba, Hikmet abi haklı. Bu zarf bize geldiyse belki biz de tehlikedeyiz. Hiç değilse nasıl bir tehlikenin içinde olduğumuzu anlarız. Neden hep bu olmaz işler bizi bulur? Anlamıyorum. Polise mi gitmek lazım gelir acaba Ömer efendi? Direkt savcılığa ulaştırmak lazım değil mi Canan? Ben okuyup çöpe atalım demiyorum ki. Okuyalım, ondan sonra Aslan amcanın adresine mi yolluyoruz? Savcıya mı gidiyoruz, polise mi gidiyoruz, karar verelim. Sana yarar, ne çıkmasını bekliyorsun Hikmet? Ömer baba, Aslan amca bu ya. Bizim Aslan amca. Tarih öğreten adam. Ölmeden önceki gün geliyor, sana bir zarf veriyor başıma bir iş gelirse diye. Sonra öldürülüyor. Sen ne çıkmasını bekliyorsun diyorsun. Söyleyeyim mi? Katilin kim olduğunu yazmış olmasını bekliyorum. Ali gerilla çıkıyor. Aslan amcayı vuruyorlar. Ortada bir zarf var. Ya bu mektup Ali'ye ise? Hasbinallah. Canan abla, en akıllı mı sensin? Sen bir şey söyle. Polat geliyorum mu demişti? Kapalı telefonu, açmıyor ki. Muhakkak bir işi vardır. Yoksa niye kapatsın? Atölye de yok. O zaman işleri vardır. Bir şey mi istedin bacım? Hemşire çağırayım mı? Ne kadar daha konuşamayacakmış Memati? Bilmiyorum dayı. Dinlensin kızcağız. Allah kimseyi böyle imtihan etmesin. Sen kadın kısmının ağzını kurt bağıyla bağla, su bile diyemezsin. Çocuk doğurup kendilerini haşa Allah zannediyorlar. Ondan sonra da canlarına kıymaya kalkıyorlar. Tövbe tövbe. Vardır bilmediğimiz bir şey dayı. Nesrin abla güçlüdür. Kendine sıkmaz da. Polat nerede bilmiyoruz. Abdülhayır zıkkımın köküne gitti bilmiyoruz. Nesrin Hanım'a canı dar geldi. Nedendir bilmiyoruz. Bir kurşunda bir sıkalım nefsimize ayağın olur. Abi bana mı bozuldu acaba Memati abi? Ne diyorsun Nevzat? Polat abi yazıhaneye geldiğinde menemen yiyordum da ona mı kızdı gitti acaba? Boş boş konuşma Nevzat. Düş peşime. Dayı ben sağa sola bakayım. Böyle beklemek de olmuyor. Ziya Beylerin yanına mı gitti acaba? Mapusta çekmez telefon. Bakacağız dayı. O Abdülhamid'in kemiklerini kıracağım. Ne demekmiş telefon kapatmak? Bu Karahanlı o kadar malı mülkü kime bırakacak? Benim hiç değilse 3000 tane yeğenim var. Senin Allah bağışlasın 2 tane torunun var. Biri de oğlan. Vardır kırığı mırığı bir şeyi. Kırığı anahtarlıktan fazla ne verilir Ziya Bey?
Sen hanımını gördün mü hiç? Yok. Sen? Rivayet o ki o günden sonra toparlayamamış. 2 sene önce de öldü diye duydum. Ama o da çökerdi. Hepimizden dinç maşallah. Nüfustan kaydını düşmüş müdür oğlunun? Umut'tan kayıt düşmedikçe nüfustan da kayıt düşmez Ziya Bey. Benim aklım hiç almıyor Ziya Bey. Karahanlı'dan bir şeyini alacaksın. Hele de oğlunu. 30 senedir beklerim. Bir gün bu herif karşımıza oğlunu çıkaracak. Bize de elini öptürecek. Karahanlı tahtını bırakır da ölür mü? Deli mi? 30 sene evladını saklasın. O kadar da değil. Hiç bilemeyiz. Bizim kötü kızı 20 sene sakladım ben. Çığ düşüyor. İstediğin kadar şifreli. Benim devlet için çalıştığımı biliyor muydun? Ateşin var mı? Yok. Sigaran var mı diye soracaktım. Sigaran var mı? Ateşin var mı?
Sağ ol. Sen de sağ ol. Burada mı yaşıyorsun? Pislik neredeyse orada. İyi. Ortak noktamız var. Polis misin? Ya sen? Evde bekleyeni olan memur olur. Kimsen yok mu? Ben yalnız gezerim. Yalnız yaşarım. Yalnız ölürüm. Büyük konuştun. Adın ne kardeş? Abdülhey. Firardım. Herkesten kaçarken, hatta tam polislere yakalanacakken karşıma çıktın. O parkın kağıtlarını normalde sen toplamıyordun. Bir bacı kardeş topluyordu. Kaldığın kulübe de onlara aitti. Sigaramı kibritle yaktın. Neyle yakacaktın? Suriye kibritiyle değil. Sakalsız kravatlı beklemiyordum ama ben yalnız gezerim, yalnız yaşarım, yalnız ölürüm gibi bir dağlı lafı da beklemiyordum. Dağ adamına çöpü devletten başka kim toplatabilir? Kibriti bulmuşumdur, lafı da duymuşumdur. Hepsi farazi. Ve ben de Hasan amcaya sormuşumdur. Bu Abdülhey Çoban iyi bir fikir mi? Sen söyleyeceksin iyi mi kötü mü? Ben kimsesiz diye seçtim. Ardından ne çıkacak göreceğiz. O gün Aslan Bey hiçbir şey söylemedi. Ondan sonraki günlerde. Sadece bana zarf attı. Anladın mı anlamadın mı diye. Ben de zarfını yedim. Sırp nişancı işindeyse iş iyice ayyuka çıktı bana sorarsan ya. Neyse. İki kişiydik koca ormanda Abdülhey. Sen ve ben. Ve galiba bundan sonra da hep iki kişi olacağız. Sen ne zamandan beri devlet için çalışıyorsun abi? Aslan Bey'i tanıdığımdan beri. Yani? Uzun yıllardır. Bugüne kadar. Peki kim öldürdü abi? Onun için buradayız Abdülhey. Sonunu düşünen kahraman olamaz diyen adam acaba sonunu düşünmüş müdür? Bana ya da bize bir vasiyet bırakmış mıdır? Aslan amcayı kim öldürdü? Aslan amca Karahanlı'nın nasıl amcası oluyor? Amca vasiyet bıraktı mı? Amcanın vasiyeti nerede? Anlatacak mısın? Neyi? Ne olur bana bunu yapma. Benim gördüğümü sen de gördün. Benim işittiğimi sen de işittin. Üç kere hapşırdım. Alerjisi vardır. Griptir. Ne bileyim. Herkes hapşırabilir. O kadar sormak istedim ki. Hep üç kere olmuyor değil mi demek istedim. Evet cevabını duymak istedim. Evet. Sadece hapşırdım. Seninle hiçbir alakası yok hapşırmamın demesini o kadar bekledim ki. O yüzden mi canını bağışladın? Evet deseydi dünyaları bağışlardım kılıç. Beynimin içini kemiriyor artık kurt. Üç kere hapşırdı Polat Alemdar. Almanya'dan gelen adam. Duran bilmem kimin yeğeni. Benimle, benim ailemle ne alakası var? İlk başta kızdım sana. Ama Nergis'in işine şaşırdım kaldım.
Sanki görünmez bir el bütün bunları organize ediyor. İnanılır gibi değil. Ne düşüneceğimi hiç bilmiyorum. Safiye'ye ne söyleyeceğim? Ona daha gelemedim bile. Belki de gelmek istemiyorum. Amcanın gözleriyle Polat'ın gözlerini birleştiriyorum aklımda. Muhakkak bir bağlantı olmalı. Safiye bir dükkana giriyor. Dükkanın müşterilerine bak. Sofi, Polat, amca. O dükkanın sahibini araştırdı. Amcayı kimin öldürdüğünü bulamazsak, bari Aslan Akbey'in, yani Abbas Ustaoğlu'nun aslında kim olduğunu bulmaya çalışalım. 30 yıldır ne yapar, ne eder, hangi operasyonları yürütür? Yürüttüğü operasyonların hiçbirisinin bilgisini, belgesini paylaşmadı. Kaç elemanı var, bunların kaçı büro, kaçı sağ elemanı belli değil. KGT lağvedilmiş, ancak KGT'ye verilen silahlar, mühimmatlar devredilmedi. Elemanlar başka birimlere kaydırılmadı. Buna başta siz olmak üzere kimse ses çıkarmadı. Aslan'ın benim bilgim haricinde yürüttüğü hiçbir operasyon olmadı. O zaman söyleyin bana, biriminde görev yapan elemanların listesi nerede? Adamları mı öldürdü diyorsun aslanım? Ne diyorsun? Hayır efendim. Bize gelen istihbaratlardan en çok ciddiye alınması gerekeni Aslan Akbey'in kurduğu gizli örgütle kimsenin bilmediği operasyonları yürüttüğü. Eğer ekibine ulaşırsak kimler tarafından öldürüldüğü bilgisine de ulaşırız. Sokamadın mı kimseyi KGT'ye? Soktum. Bana makosenlerimi giydirdiniz. Artık KGT benim. Efendim, devlet geleneklerimiz buna... Devlet de benim. Gelenek de benim. Yenilik de benim aslanım. Kılıcı bir gün yaşatmam. Niye? O yüzündeki çiziği gördükçe her gün oğlumu hatırlarım. O yüzden yaşatıyor demek ki. Unutmamak için. Senin benim de suratımızda çizik olsa sana bana da ölüm yok. Hiç bu çocuk işini sordun mu Karahanlı'ya? Bir kere niyetlenir gibi oldum. Sonra çekindim. Niye? Evlat acısı nedir bilirim ondan. Ölür bir gün ağlarsın. Gider her gün ağlarsın. Kesin 5 tane dostu var bu Abdül'ün. Sen de ona yetişmeye mi çalışıyorsun püsküllü? Ah, iki ayağım olsa dayı. Var var. Fazlası var, eksiği yok. Ben de onu diyorum dayı. Nereye kayboluyor heye yoğa bu çocuk? O kadar yalvardım. An geldi, beni de götür dedim. Yok dedi. Namuslu bir yer olsa yok der mi? Gel der. Biz dava arkadaşıyız der. Ulan arsız. Cürümünü bastırıyorsun değil mi? Ben Abdül'ü değil, Polat abiyi merak ettim. Onun o bezlerde tarağı yoktur. Neden bu kapı kilitliydi ha? Sen bu yataktan kalkamıyorsun. Bu kapı nereden kilitleniyor? Çok ziyaretçi gelip gittiği için kapıyı kilitlemek iktiza etti. Kime? İsim veremem. Bak ananı yarın çağırıyorum. Bir de güzel olur ki. Gülümser'i hemen istetirim. Gülümser de kim lan püsküllü? Bana yeniden şarkılar söyleten kadın. Ben yanmışım. Hasret yelkovan olmuş, vuslat akrep. 12'ye kaç var dayı? Ulan!
Yok, geliyorum dedi ama ne geldi ne de telefon açtı. Peki, rahatsız ettik. Birader tam olarak anlatsana. Hastanede başka bir şey konuşuldu mu yoksa Elif'in telefonu üstüne mi çıktı? Aslan amca ölmüş dedi çıktı. Onun nereden amcası oluyormuş ya? İşte bana geliyordu ya. Adam bizi de bizden olanları da çok fazla sahipleniyor. Bence de. Hayırlı geceler. Memati. Bir haber gelirse arar mısın? Abi sizi arar. Ne yapacağız avukat hanım? Çalacağız mı dosyayı Ömer Baba'dan? Öyle merak ediyorum ki. Ömer Baba işin içinde olmasa 2 dakikada o zarfı alırdım ya. Yine başlayacak emanetten, ihanetten, 1500'den. Ne işi varmış Karahan'ın evinde? Bilmiyoruz efendim. Suikastten birkaç saat önce Karahanlı'nın evinden çıkmış. Karahanlı'yla sık mı görüşüyorlarmış? Hayır efendim. Elimizdeki tek belge bu. Bu resmi kullanacak mıyız efendim? Hangi maksatla? Karahanlı'nın devletle derin ilişkilerini ifade etmek maksadıyla. Mehmet Karahanlı cinayetin tek azmettiricisi olarak sunulacak. Aslan Akbey'i Karahanlı mı öldürdü? Devletimiz araştıracak, bulacak. Biz de onlara bu konuda yardım edeceğiz. Selim, konseyimi en kısa zamanda bir arada görmek istiyorum. Polat Alemdar'ın henüz bir baronu yok demiştiniz. Henüz ihtiyacı da yok. Bekleyelim. Bekleyelim bakalım. Ne diyeceksin? Bilmiyorum. Ne söyleyeyim? Annesinin yaşadığına sevinecektir. Annesi yaşıyor mu ki Kılıç? En azından anlattığın kadar ölü değil. Nergis çığlık atmasaydı hiç söyleyeceğim yoktu. Ona bakarsan Safiye'yi burada yaşatacağın da yoktu. Çok yaşlandım Kılıç. Kardeşiyle ilgili konuyu nasıl söyleyeceksin? Onu da annesi söylesin. Abdüley, sen olsan nereye saklardın? Ben vasiyet bırakmazdım. Hiç mi bu hayatta yazacağın 3-5 satır sırrın olmadı? Bütün hayat. Nerede çengel attılar sana? Yetimhanede, Van'da. Nasıl oldu? Yatılı bölge okullarından birileri geldi. Üstün zekalı öğrenciler arıyoruz dediler. Beni aldıklarında çok şaşırdım. Derslerim kötüydü. Sapanla kuş avlayan bir serseriydim. Turnayı gözünden vurmuşlar Abdüley. Okula girince anladım abi. Önce ballandıra ballandıra tarih dersleri. Spora özel hazırlık. Öyle bir noktaya gelmiştim ki vatan için ne yapabilirim diye kendimi yiyip bitiriyordum. Meğer tarih hocası bölge sorumlusuymuş. Sonra? Bir kutu ilaç verdiler. Hepsini yut dediler, yuttum. Gece hastaneye kaldırdılar okuldan. Gözümü açtığımda ölmüştüm. Nasıl iş? Eski kimliğime ihtiyaçları yoktu artık.
İran'da, Suriye'de, Lübnan'da kamplarda yaşadıktan sonra Kuzey Irak'ta Omar aşiretinin içerisine yerleştirildi. Peşmerge Abdülhey. Aslan Bey ne zaman çağırdı seni? Çağırdığının ertesi günü karşındaydım. Yeni görevin bu dedi. Mafya babasını koruyacaksın. Abi niye senin bizden olduğunu söylemedi? İki kişinin bildiği sır değildir Abdülhey. Nereye sakladın aslan? Sen de bir parça yardımcı ol Ömer baba. Tamam, emanet duygun çok güzel ama biz de sıra dışı bir gün yaşıyoruz takdir edersin ki. Emanetle ne alakası var sizin gününüzün kızım? Keşke söylemeseydim. Ömer baba, Aslan amca kim? Ali'nin en yakını. Gazetede Ali'nin resmi çıkıyor. Hem de hiç bilmediğimiz bir resmi. Sonra Aslan amca suikaste kurban gidiyor. Ve sana bıraktığı bir zarf var. Belki içinde Ali ile ilgili çok önemli bir haber var. Ne olabilir ki kızım? Ne bileyim Nazife anne. Belki Ali yaşıyordur. Ben daha dayanamıyorum. Oğlum beni eve götür. Annem sen de bir gün uyuma. Annenin sözünü dinle Eren. Siz gidin. İyi geceler Ömer efendi. İyi geceler. Ben sizi geçireyim. Görüşürüz anne. Ben de birazdan geleceğim. İyi geceler kızım. Canan kızım, sen niye hiç konuşmuyorsun? Düşünüyorum Ömer baba. Elimizde böyle bir dosya olsa Canan ne yaparız? Adamın biri ki kendisi kütüphaneci, kitapçı her neyse. Ömrünü fikirlere adamış, bir genci mülkiyeli yapmış. Öldürülüyor. Ki o gencin de gerilla fotoğrafları var. Dosyada bu iki unsur birleştirilir mi, birleştirilmez mi? Birleştirilir. Peki, bir mafya babası da bu alakasız haberi alıp ortadan kayboluyor. Bu? Zorlarsan o da birleştirilir. Peki eldeki zarf? Elif, maalesef sen çok tuhaflaştın. Nasıl yani? Geldiğinden beri bir kez bile nasılsın, ne yaptın demedin. Kendine gizemli bir şeyler arıyorsun ya, al sana gizem. Ben iki cinayeti de birleştirdim. Gittim savcıya her şeyi anlattım. Çıldırdın mı sen? Evet çıldırdım. Tek anormal şeyler yaşayan sen değilsin Elif. Tuncay Bey ile Abidin içerideler. Adalet Bakanlığı büyük ihtimalle benim de yargılanmama izin verecek. %90 içeri gireceğiz. Dosyanın içinde bir de kim var biliyor musun? Polat Alemdar. Al sen şimdi her şeyi birleştir. Çünkü ben artık senin hayatında yokum. Özür dilerim. Emniyetten arkadaşlar, şöyleler böyleler diyordun ya abidin. Neden gidip 5 yıldızlı bir otelde hep birlikte bütün arkadaşlar kalmıyoruz? Oradan da kaçamayız. Mesele kaçmak değil abi. Gerekirse buradan da kaçarız. O zaman nerede kalır bizim masumiyetimiz? Oğlum anlamıyor musun? Pis burası. Mikrop yuvası. Arkadaşlar ne yapsın abi? Her gün o mikroplarla uğraşıyorlar. Birini sok, birini çıkar. Ben görünmez mikroplardan bahsediyorum abidim. Ya giy o ayakkabılarını. Leş gibi kokuyor. Ayaklarım şişti abi. İstesem de giyemem. Çapsız çapsız konuşma abidim. Giy. Gerekirse sıksın. Bin yılın mikrobu işlemiştir bu duvarlara. Thank you.
Geçmiş olsun. Hiç boşuna mikrop bulaştırmayayım ellerimizi. Burada her yere değmiş olabilir. Nasılsınız? Var mı bir ihtiyacınız? Nasıl olalım? Emniyetten arkadaşlar bizi ellerinden geldiğince ağırlamaya çalışıyorlar ama imkanlar mahdut tabii. Buraya yarın bir şekilde serbest kalacağınızı ve Sayın Karahanlı tarafından görüşmek üzere çağrıldığınızı bildirmeye geldim. Şeref duyarım canım. Senin konseye dahil olmandan ötürü en büyük hazzı duyan benim. Kardeşliğimizi başka bir kardeşlikle birleştirme gururuna sahip. Estağfurullah efendim. O gurur bana ait. Samuel kuzum, katilimlerde bir bağış alınmıyor değil mi canım? Yok, alınıyorsa ben tedarikli olayım diye sordum. Rezil olmak istemem canım. En güzel kostümlerimle geleceğim. Kardeşliğin bedeli olur mu? Karahanlı bizlere hep zenginlik verdi. Ah canım, Davut peygamber gibi adam. Kilicini değdiği abad oluyor. Nasılsa o korkunç testere yok artık. Kardeş kardeş demokratik teamüller içerisinde herkes fikrini söyleyecek. En büyük zenginlik bu. En büyük zenginlik bu. Hürriyet yani. Zor, karanlık günler bizleri bekliyor Niso. Kendini kandırmanı istemem. Bu İshak'ın çocuklarının nedir başına gelenler ya Rabbi? Mum dibini aydınlatmaz diye 12 kollu yaptırdık Şamdan'ı. 12 kol daha taktırsak gitmeyecek mi bu karanlık? İlhamur canım. Kuzey Irak'ı avcumun içi gibi bilirim. Hangi taşın altında terörist vardır? Nereden peşmerge çıkar? Hangi mevsimde operasyon düzenlenir? Suriye sınırından nasıl girilir çıkılır her şey? Kaç kişiydiniz? KGT'den tek. Niye seni seçtiler? Hem Kürtçe'ye hem Zazaca'ya dilim yatkın olduğu için. Açığa düşmekten hiç korkmadın mı? Orada herkes birilerinin adamıdır. Aşiret devlete ters düşseydi belki tehlike olurdu ama yerim sağlamdı. Asıl buradan korktum. Neden? Senden. Çok dikkatlisin. Çok az konuşuyorsun. Aslında ne düşündüğünü hiç belli etmiyorsun.
Sevineyim mi, üzüleyim mi? Peki bundan sonra kimle temas edeceğiz? İçine tükürdüğümün şeyini bulamazsak hiçbir şey edemeyeceğiz. Kuzey Irak'a mı geçsek? Abi Musat bize orada üç nefes çektirmez. Sanki burada alabiliyoruz. Ya yoksa? Yok diye bir şey yok Abdülhey. Ben konuşayım diyorum ama... Senden çıkıp benim yanıma gelmeyecek mi? Sophie'nin durumu çok zor. Bizimle ilgili hepi topu üç şey biliyor. Onların ikisi de yalan. Nasıl söyleyebilirdim ki annesinin hasta olduğunu, ona zarar vermek istediğini, bu yüzden ayrılmak zorunda olduğumuzu? Ayrılığın Nergis Hanım'la alakası yok. Gerçeği mi söyleyeyim Kılıç? Bir evladımı kaybettim. Diğerini kaybetmekten korktum. Artık bunları konuşmak için çok geç değil mi? Nasılsa Sophie, benim sormadıklarımı da soracak. Hadi götürelim mi? Yumul. Nevzat, şefi çağır. Tamam oğlum. Kalem yaşıyormuş be oğlum. Efendim, şampanya için çok teşekkür ederim. İsminizi bağışlar mısınız? Bağışlamam. Affetmem. Hatırlamam. Buralardan hiç gitmeyelim anasını satayım. Keyfinize bakın. Dünya kime kalmış? Aslana mı, kaplana mı? Çakal olmayın yeter. Biz dağda bayırda çarpışırken çakallar burada kral olmuş. Biz de tahtlarını başlarına yıkarız. Getirdim abi. Buyur abi. Kim onlar? Abi bizim oradan gelmişler. Akraban mı? Yok abi. Orada görev yapıyorlar. Ne görevi? Abi derim. Gözlüklünün adı ne? Adı yok abi. Namı var. Bizim bildiğimiz gözlüklü. Ne demesini bekliyorum ki? Ali filancı yerde, Aslan amcayı falancı öldürdü. Ben de hemen şuracıktayım. Ali yaşıyorsa bile, acaba yüzüne bakar mıyım?
imkansız. Abi her yere baktık. Bulamadığımıza göre bakmadık. Kahraman olmak için sonunu düşünmedin. Umarım benim sonumu düşünmüşsündür. Geleceğimi tahmin etmiş olmalı. Gerçi öleceğini hesap etmemiş olabilir. Arkasına iyice baktık mı? İki kere ben, bir kere sen abi. Kalemim kırıldı demişti. Niye hesap etmemiş olsun ki? Sen nereden biliyorsun bu evi? Abi takip etmiştim bir sefer. İhtiyarlamış demek ki. Acaba bir şey bırakmayı da mı unuttu? Adım gibi eminim. Burada aradı. Saat kaç oldu Abdülay? 11:10 var. Saat durmuş. Zamanla yaşayan herifin saati durmaz. Altı adım geriye. Abdülhey burası. Siz ikiniz arkaya geçin. Trafiği kesin. Çilingir de gelsin. Girelim arkadaşlar. Bile gelmedi. Abi polisler. Bırak. Görmüşlerse söndüğünü fark ederler.
Şimdi zamanın durma zamanı. Kaçıncı kat? 3. Taban var. Bulacağız bir fare deliği. Nereye abi? Banyoya. Kapıyı kilitle. Abla bul. Abi ne yapacağız? Dur be oğlum, yıkanacak değiliz. Burası. Bu ne ya? Komiserim, bu kapı kurcalanmış. Çabuk aç. Bir gün sordum burayı niye yaptırdın diye. Bana lazım olmazsa gün gelir sana lazım olur demişti. Önce sen mi ben mi? Abi ben gideyim. Ne olacaksa bana olsun. Hadi çabuk. Bir şey olur kalan ama. İki kişi salona, iki kişi kapıya, iki kişi de buraya. Hadi çabuk olun, sallanmayın. Banyoda biri var. Kır kapıyı. Doğru iniyorlar. Binanın her tarafını sarın. Arabanın ne tarafta abi? Ne arabası Abdüley? Yürü. Araba sağlam bir yerde. Git işine. Bir şeyim var mı? Bir şeyim yok.
yapıyorsun Abdülrey? Bırak adamlar işini yapsın. Abdülrey, burada ayrılalım. Sen sabah olunca ofise geç. Millete ne diyeceğiz? Abiyle birlikte dinlersin. Yalanı ben bulurum. Hadi. Uyumuş mu? Bir bakarsın. Sabah konuşmandan iyidir. Ne tepki verir dersin? Of Karahanlı. 30 yıldır kaçtığın her şey bugün evinin içinde. 30 yıl önce bir kez daha oflamıştın. Yüzünden kan akıyordu. Gerçekler. Artık hepsinden sıkıldım. Canınızı sıkmak istememiştim. Ne 30 yıl önce, ne bugün. İyi geceler. Korkunç bir şey olmasın. Belki sevgililerinden biri vardır. Deli gibi niye bağırsın canım?
Sophie. Uyudun mu? Yarın konuşacağız artık. Nerede bu kız? Özür dilerim efendim. Safiye geldi mi buraya? Hayır efendim. Yani görmedim. Baba. Bu kadın kim? Bu satırları okuyorsan ben borcumu ödedim demektir. Seni yalnız bıraktığım için üzgünüm. İşte geldik vasiyet kısmına. Sene 1973. Mehmet Karahanlı ile Nergis Karahanlı'nın ilk çocukları dünyaya geldi. Efe Yakup Karahanlı. Karahanlı o yıllarda yeni palazlanan bir tüccardı. Afyon içinden silah işine, kaçakçılıktan tefeciliğe kadar pek çok iş kolunu aynı anda yürütüyordu. Erkek çocuğu Efe Karahanlı kuracağı imparatorluğun veliahtıydı. Nergis Hanım ikinci çocuğu Safiye Karahanlı'yı dünyaya getirdiğinde Kıbrıs harekatı tamamlanmış, Türkiye büyük bir ambargo baskısıyla karşı karşıyaydı. Karahanlı ambargoyu delip Türkiye'ye dünyanın her yerinden mal sokmaya başladı. Lazia ile Hüsrev aile ortaklıkları da bu yıllara dayanır. Derken bir gün ailesini ikamet ettirdiği çiftliğinden kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce oğlu Efe kaçırıldı. Hayda. Karahanlı uzun bir müddet oğlunun izini sürdü. O günde, bugün de oğlunun kimler tarafından kaçırıldığını çözemedi. Devlet de bu konuda belki bilinçli belki hakikaten çaresiz kaldı. Kaçıranlar Efe Karahanlı'nın öldüğüne dair bir iz bırakmadılar. Bu baronun yaşamı boyunca çözemediği tek mesele olarak hep karşısına çıktı. Derken eşi travmanın üstesinden gelemeyip rahatsızlandı. Karahanlı hiç değilse kızının yaşamını sağlayabilmek için Safiye'yi yurt dışına yolladı. İlerleyen satırlarda Safiye ve Nergis Karahanlı'ya dair mevcut istihbari veriler sıralanmıştır. Buraya benimle gelmeni tercih ederdim ama olan olmuş bir kere. Çok uzun yıllar önce başımızdan kötü bir kaza geçti. Nasıl bir kaza? Lütfen dinle. Ben seni korumak için Kanada'ya yollamak zorunda kaldım kazadan sonra. Bazı şeyleri yine seni korumak için söylemedim. Baba, çok basit bir soru sordum. Bu kadıncağız kim? Safiye. Nergis. Senin anne. Bunları öldükten sonra mı söyleyecektin? Bunları sana daha önce anlatamamamın niye gelme sebebi var? Daha fazla kafanı karıştırmamak.
Karahanlı suç dünyasında yükselirken devlet olarak onun karşısına bir zafiyet çıkarmamız gerekiyordu. Bu zafiyet sensin. Senin yetimhaneden seçilme nedenin, Karahanlı'nın karşısına sürülme nedenin onun en büyük zaafı olabileceğini düşünmemizdir. Karahanlı'ya bir Efe lazımdı. Biz de seni o Efe yaptık. Dalga mı geçiyor? Karahanlı'nın oğlusun mu diyor? Memleketteki bütün yetimhaneleri taradığımızda Karahanlı'nın oğlu olabilecek en iyi aday sendin. En büyük özelliğin ise Karahanlılar gibi istisnasız her sabah afyonun patladığında 3 kez hapşurmandı. Mehmet Karahanlı seni oğlu zannedecek. Sen onu haksız çıkarmayacaksın. Oğlu olacaksın. Karahanlı'nın veliahtı olarak kurduğu imparatorluğu çökerteceksin. Bu seni yetiştiren vatanına borcundur. Nasılsa içindeyim, nasılsa